Ekranları başında bizleri izleyen siz kıymetli izleyenlerimiz, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun diyelim. Bugün yine bir inanan genç programıyla daha sizlerle birlikteyiz kıymetli izleyenler. Malumunuz her hafta salı günleri karşımıza gelmeye çalışıyoruz. Dünya üzerinde tabii süren birçok noktadaki ihtiyacı sizlerle beraber burada tartışıyoruz, gündeme getiriyoruz. Bugün de İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu'nun Veladet-i Nebi ismini vermiş olduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1453. doğum günü olan bu yıl dönümünde onun ruhaniyetine hediye etmek için birçok projeler yapılıyor. Bu noktada birçok ihtiyaçlı nokta var. Biraz bunları konuşacağız bugün. Kıymetli İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu'nun genel koordinatörü Muhammed Yusuf Ergün hocamızla. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun Rabbim, iyilerden ve iyiliklerden bizleri ayırmasın. Allah iyilikler versin. Tamam. Kıymetli hocam. Tabii sayın seyirciler, dedik ki hani malumunuz dünyada birçok sıkıntı, birçok gerçekten zulüm söz konusu. Bakın bir tarafta Gazze hala kan ağlıyor. Ekim yaklaşıyor. Seneyi devriyesi olacak hatta. Bir seneden beri bu çağrılar, bu çığlıklar, bu nidalar bir türlü sonuç bulmadı. Yavrularımız, mazlum kardeşlerimizin üzerine her gün bomba yağmaya devam ediyor. Tabii bizler unutkan artık milletiz, unutkan insanlarız. Fıtratımızda da tabii unutmak var ya. Unuttuk gitti yani adeta. Ne boykot kaldı, ne bir şey kaldı, hiçbir şey kalmadı. Oradaki kardeşlerimize yetişmemiz için, erişmemiz için gerekli her ne varsa hepsini unuttuk ve maalesef gün, bakın, bir sene üstüne gelecek artık böyle bir sıkıntı. Bir tarafta Yemen var, büyük bir sel felaketi. İnsanlar gerçekten o selin içinde öldü, yavrularıyla beraber öldüler yani. Gerçekten böyle bir durum. Bangladeş hakeza, Afganistan bir dünya ve dünyanın birçok noktası. Ekiplerimiz şu an hali hazırda Afrika'dalar. Orada süren, bitmek bilmeyen bir kuraklık, susuzluk, açlık. Yani içimiz tabii böyle konuşunca kararıyor ama ne yapalım kıymetli izleyenler? Yavrularımız, bizim yavrularımız, Müslüman kardeşlerimiz, innemel mu'minune ihvetun diyor Kur'an-ı Kerim. Onlar bizim müminler, ancak kardeştirler diyor. Kardeşlerimize sahip çıkmak için buradayız. Birazcık da tabii bunları konuşacağız. Kıymetli hocam, birçok faaliyet şu anda hali hazırda işliyor. Bir seferberlik söz konusu sizin tarafınızda. Bu faaliyetleri genel itibariyle izleyicilerimize aktaralım. Aktaralım. Siz de zaten özet geçtiniz. İçimiz kan ağlıyor. Çünkü bir yaşlının niye sormuşlar, nasılsın demişler. Evladım demiş, dünyada mazlum kaldı mı? Tabii ki kaldı demiş, o zaman iyi değilim. Mazlumun çok olduğu, zalimin mazlumu ezdiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Maalesef ki insanların insanlığı kaybettiği bir ortamda yaşamaya çalışıyoruz. Bizler de elimizden geldiğince vicdanımızı kaybetmemeye, işte o vicdani sorumluluğu böyle bu platformlarda paylaşarak yüklenip sıkıntıları gidermek için mücadele veriyoruz. Bu kapsamda da işte Yemen'de, Afrika'da, Afganistan'da, Gazze'de, Bangladeş'te, bunun gibi birçok coğrafyada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Veladet-i Nebi haftasındayız. Veladet-i Nebi nedir diye soran izleyicilerimiz olabilir. Mevlid Kandili, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü, doğum haftası. Bu sebeple de yine birçok faaliyetimizi birçok ülkede yürütüyoruz, başta Afrika olmak üzere. Ve özellikle bu projeye binaen, yani Veladet-i Nebi 1453 yılı projesine binaen de cumartesi günü bu coğrafyalarda binlerce insana yemek organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bir nebze olsun biz de onların yanında olduğumuzu, zaten bunu her zaman yapıyoruz ama işte bugün ve geceler bir bahane oluyor ya, bizim insanlarımızın da böyle daha çok hayra yöneldiği, teşvik ettiği zamanlar olması hasebiyle bu zamanlarda kapasitemizi biraz daha yükselterek bu coğrafyalardaki insanlara sıcak yemek desteğinde bulunacağız. Özellikle cumartesi günü bu projemizi hazırlıyoruz ülkelerde şu anda. Çalışmalarını yapıyoruz, Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz, köyler tespit ettik, bölgeler tespit ettik, nerede, nasıl, neye göre kaç çeşit yemek verebiliriz, onun organizesini yaptık. Çalışmalarımız, planlarımız hazır. ve bizi izleyenlerimizin teveccühü, teşviği ve desteğiyle birlikte oradaki sayılarımızı arttırarak insanlara bu cumartesi günü sıcak yemek desteğinde bulunacağız. Ana konumuz bu. Bunun haricinde de yine Yemen'de dediğiniz sel felaketi var. 265.000 kişinin etkilendiği bir felaketten bahsediliyor. Oradaki ekiplerimiz bizlerden yardım talep ediyor. Bu kapsamda bizlerden tanker desteği, yani temiz su tankeri desteğinde bulunuyorlar, talebinde bulunuyorlar. Ve tabii ki gıda, acil ihtiyaçlardan bir tanesi de işte ekranlarda da görüyorsunuz, gıda talebinde bulunuyorlar. Buradaki bu sel felaketinden etkilenen bu coğrafyadaki insanlara yine destekli olmaya çalışıyoruz. Su tankerleriyle gıda ve acil yardım, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gazze'de sıcak yemek desteğimiz yine devam ediyor. Gazze, siz de dediniz, 6 Ekim yaklaşıyor. Yine seneyi devriyesi yaklaşıyor. Evet. Bir senedir maalesef biz sınıfta kaldık. Ümmet sınıfta kaldı. Bari ne diyoruz? Sıcak yemek desteği yapalım. Elimizden bu geliyor, imkanlarımız bu. Ya da işte ne gibi ihtiyaçları var? O ihtiyaçları paramızla destek olabiliyoruz. Tabii. Canımızla veya başka, boykot dediniz. Boykotla destek olamadık. Boykotta da sınıfta kaldık. O yüzden bari bu şekilde avunalım diye kendimizi avutuyoruz. Oradaki kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi Gazze'de sıcak yemek ve buna bena işte gıda desteklerimiz devam ediyor. Çocuklara yönelik psiko destek çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklara yönelik böyle çalışmalar düzenliyoruz Gazze'de. Bangladeş'te yine bir sel felaketi Bangladeş'te de oldu. Sulardan etkilenen insanlar var, haneler var. Özellikle Çin'in zulmünden kaçan o Arakanlı Müslümanlar var. O bölgelere sığınmış. Onların kaldıkları kamplar ve barınaklar telef oldu. Bunlara yönelik, hem barınmalarına yönelik hem de acil gıda desteğine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ama dediğimiz gibi Veladet-i Nebi haftası hasebiyle de bu çalışmalarımızı İşte günlük 1000 kişilik yapıyorsak, Veladet-i Nebi haftasında istiyoruz ki 10.000 kişiye sebep olalım. Evet. Bu çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Su kuyusu çalışmalarımız vardı. Su kuyusu çalışmalarımız yine devam ediyor. Ekiplerimiz zaten fizibilite çalışmalarını tamamlamışlar. Başkente geri döndüler. Önümüzdeki haftada yine gidip su kuyularının açılışlarını yapacaklar. Şu an inşaları devam ediyor. Bu etaptaki, yani bu Veladet-i Nebi kapsamındaki olan etap projeleri önümüzdeki hafta açılacak. Bir sonraki su kuyusu çalışmaları da önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Yine insanlar bölgelerde su ihtiyacı olan, kurak bölgelerdeki suya ihtiyacı olan köylere su desteğinde bulunabilirler. Yani hızlı konuşuyorum. Vaktimiz çok dar, evet, ama derdimiz çok daha büyük. Derdimiz çok fazla ama evet, vaktimiz dar. Hızlı anlatıyorum. Anlatmakla da yetiştiremiyorum. Çünkü daha az önce yolda gelirken Afganistan'daki ekibimiz yine bir ihtiyaç bizlere telefonuma yönlendirdi. İnşallah önümüzdeki hafta onu da ekranlara veririz. Bir köyde bir camiye başlamış köy halkı. Cami yarım kalmış. Evet. Ve köy Türkmen köyü. Bu köyde bu insanlar diyor namazlarını kılamıyorlar. Normal dışarıda kılıyorlar veya bir barınakta. Yarım kalmış, bu mescidi tamamlamamız lazım. Hocam işte yardım edin, destek edin diye. Bir taraftan oradan ihtiyaç. İşte Yemen grubunda siz de görüyorsunuz. Yemen'de her gün şu kadar kişi etkileniyor. Yemen'e gıda gönderin, acil barınma gönderin. İşte su tankeri gönderin. Yani dünya çapında ihtiyaç çok büyük. Zulüm çünkü çok fazla. Süleyman Hoca Afrika'dan arıyor. Ya diyor şu köyde şöyle bir gıda ihtiyacı var diyor. Şurada da bir su kuyusu ihtiyacı var diyor. Bunun çalışmalarını söyleyin. Süleyman Hocam da selam olsun ona. Bölgede ekiplerimizle birlikte. İşte sıcak yemeği de organize ediyorlar aynı zamanda. Biz sayamıyoruz. Dert çok büyük, ihtiyaç çok büyük. Bu sebeple insanlarımızın teveccühünü bekliyoruz, desteklerini bekliyoruz. Özellikle de şu Veladet-i Nebi haftasında. Evet kıymetli izleyenler, tabii vakit az, faaliyet çok, proje çok, yapılan hayırlar çok büyük oranda devam ediyor. Ve bu noktada da bunları yetiştirmek için böyle hızlıca sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ama yani bizler ne kadar konuşursak boş. Sizler Bir yandan da görüntüleri izliyorsunuz. Bu görüntülerin arkasında bir de bunun yaşanmışlığını düşünün. Bu yavruların gerçekten bir su kuyusu köyüne açıldığı için mutluluğuna bakın yani. Köylerine su geldiği için bu mutluluk oluyor. İşte buna bakın, oradaki hayatı tezahür edin. Tabii yemek dedik, yemekle alakalı da görüntümüz var. O da bir yandan hazırlansın. Buradan da kıymetli hocamızın da söylediği gibi Afrika'da özellikle şu anda çalışmalar için orada koşturan ekibimiz de tabii ekranlarında bizleri izliyorlar. Dünyanın öbür ucundan ve dünyanın bir diğer uçlarından da bizi izleyen sevgili ekip arkadaşlarımıza da buradan selam gönderelim. Ve kıymetli izleyenler, yemek diyoruz, o kadar yani yemek deyince aklımıza birçok şey geliyor. Bizim için çok çeşitli şeyler geliyor. Ama bu yavrularımız için, bu kardeşlerimiz için pek de bir şey gelmiyor. Fakat biz onlara çok güzel sofralar kuruyoruz ve inşallah 14 Eylül'de Mevlid Kandili'nde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, ruhaniyeti için hediyeler göndereceğiz. Bu yemek ikramlarının bütün sevaplarını onlara göndereceğiz. Geçen kandilden de çekmiş olduğum bir görüntüyü de sizlerle paylaşmak istedim. Onu da izleyelim, konuşmamıza devam edelim efendim. Evet kıymetli izleyenler, sevgili hayırseverler, şu anda Afrika'nın Çad ülkesinde İkra Kur'an Kursu'ndayız ve burada evet kıymetli izleyenler, bu hayırlarda, bu yardımlarda, bu seferberlikte hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Hep birlikte bu sevabı ortak olmamız gerekiyor. Bu yavrular, bu kardeşler, bu ablalar, abiler bizleri bekliyor. Biz Müslüman kardeşlerini bekliyor. Gerçekten bizler Afrika'dayken özellikle oranın gerçekten yetkililerinden birisiyle görüşüyorduk. Dedi ki yani burada sizden önce birçok insanlar geldiler diğer uyruklardan. Arap coğrafyasından birçok kişiler geldiler ama halk onları çok fazla benimseyemedi. Çünkü yardım getiren kişiler araçlarından inmeden kendi ekipleriyle yardımları dağıtıp gidiyorlardı diyor. Ama ne zaman ki sizler geldiniz, bizim soframıza oturdunuz, en ücra köylere gittiniz, oradaki o çadırlarda, o barınaklarda yaşayan kardeşlerimizle aynı sofraya oturdunuz. Bu yüzden size karşı olan ilgi ve alaka burada çok başka diye bizlere anlatıyordu ki biz onu kendi gözlerimizle de gördük orada. Çocukların üzerinde Türk bayraklı tişörtler, bizleri görünce Türkiye diye arkamızdan bağıran yavrular. Bakın biz geçen programlarımızda da sizlere bahsettik. Sizler Afrika'nın Çat ülkesinin bayrağını görseniz bilmezsiniz. Ama o yavrular bizim bayrağımızı çok iyi biliyorlar. Bizi çok iyi tanıyorlar. Neden? İşte bu sebepten dolayı. Bizlerin yardımları onları hayatta tutuyor. İşte görüntümüzde de gördük. Bir kişilik yemek bedeli 150 TL kıymetli izleyenler. 150 TL karşılığında bir yavrumuzu böyle yemeklerle buluşturacağız. Bu sadece Afrika'da değil bakınız. Yemen'de, Gazze'de, bütün coğrafyalarda 150 TL bir yemek bedeliyle, bir sıcak yemek bedeliyle bu yavrularımızın hiçbir zaman belki de böyle bir yemek fırsatı olmayacak. Öyle değil mi hocam? Evet. Şimdi bu yemek meselesine gelince insanların temel ihtiyaçlarından ilki su, ikincisi de gıda. Bu ikisi olmazsa insan yaşayamaz. Şimdi bölgelerde yemekler veriliyor. Bir tane hayırsever bir amcamız var. Selam olsun ona da, Ankara'da kendisi. Diyor ya ben diyor sizin yemeklerinize bakıyorum diyor. Siz diyor böyle 6 çeşit, 8 çeşit, envai çeşit yemek veriyorsunuz. Demek ki diyor o bölgede yemek var, ihtiyaç yok diyor. Diyorum işte ismini vermek istemiyorum amca diyorum. Yanlış düşünüyorsun. Para olduktan sonra, bir meblağ olduktan sonra bütün dünya ülkelerinde bulabileceğim bir yemek çeşidi vardır. Bu insanlar ki Çat dünya sıralamasında dünyanın en fakir 3. ülkesi. İşte hayırlar toplanıyor. Biz bu hayırlarla insanlara bir çeşit pilavla meyve suyu vermek yerine onların yılda bir defa veya kandillerde, Ramazanlarda veya böyle dini değerleri yüksek olduğu gün ve gecelerde bu insanları mutlu etmeye çalışıyordur. 8 çeşit, 9 çeşit yemeklerle. Bu insanlar böyle mutlu oluyor. Yani bugün paranız varsa dünyanın en fakir ülkesinde de kendinize 5 çeşit, 6 çeşit yemek sundurabilirsiniz veya sunabilirsiniz. O yüzden bu o ülkenin ihtiyaçlı olup olmadığını gösteren bir şey değildir. Yani terazi değildir, tartı değildir, ölçü değildir. Bunu böyle değerlendirmemek gerekiyor. Biz istiyoruz ki bu insanlar zaten sene boyunca bir mısır lapası yiyorlar veya bir pirinç yiyorlar. Ama evet, en azından bizim hayırlarımızla, bizim yardımlarımızla ve özellikle dini değerleri yüksek olan bir günde 6 çeşit, 8 çeşit yemek yesinler ki hem onlara sahip çıktığımızı anlasınlar, hem bizim hayırlarımızla gönlümüz, vicdanımız tatmin olsun, rahatlasın, hem de ihtiyaç görülsün. Yani bir şeyi yapmak için yapmak var, bir de gerçek anlamıyla yapmak var. Biz o yüzden böyle güzel sofralar kurarak o insanları mutlu etmeye dertleniyoruz, çabalıyoruz. Bu vesileyle de Veladet-i Nebi gecesinde de yine binlerce kişinin iftar sofrasına, iftar demeyeyim sıcak yemek sofrasına, çünkü Mevlid Kandili'nde iftar, oruç tutmak çok hoş değil. Bu sebeple onların bu sıcak yemek sofralarına ortak olacağız. Köylerde yapacağız bu organizasyonları da ve birçok ülkede yapacağız. Sadece Afrika'da da değil. 150 TL'lik bir destekle, bağışla binlerce kilometre uzaklıktaki bir kişinin yemek desteğine icabet edebilirler. İhtiyacını giderebilirler. Telefon numaralarından da ulaşmayı unutmasınlar. Bir de kıymetli izleyenler, bazen gerçekten kıymetli hocamızın söylemiş olduğu gibi para birçok noktada çözüm sağlıyor ama birçok noktada da tabii kıymetli yönetmenimiz bu arkamızdaki fotoğrafı da genel açıdan gösterirse, yani hiçliğin ortasında, bir çölün ortasında, bakınız böyle gerçekten burada yaşıyorlar. Hani bu fotoğraf tabii bir mizansen olarak oluşturulmuş ama biz kendi gözlerimizle gördük yani. Çalıların içinde oradaki ağaç, eski o kurumuş odunlardan kendilerine çadırlar, barakalar yaparak burada yaşam sağlıyorlar. İşte var, bakın paranız var diyelim, burada yaşıyorsunuz. Ne alabilirsiniz? Etrafınızda ne var kıymetli izleyenler? Gerçekten bazen orada para bile çözüm değil. Biz bunu gidince çok iyi anladık ve şunu dedik yani, gerçekten zengin olsa bir insan, araçları olsa ama süreceği bir yol yok. Ne anladık bu zenginlikten yani? Evet. Gerçekten zengin olmak da sadece tek başına yetmiyor. Bazen imkanlar da önemli. Peki bu hiçliğin ortasındaki yavrulara götürüyoruz biz bunları. Kilometrelerce mesafelerden, su kuyularımızın açıldığı yerler. Bakın ekiplerimizden bizlere mesajlar geliyor. Yolları çekmişler, atmışlar. Bu yollarda diyor 8 saat yolculuklar yaptık. 8 saat ne demek biliyor musunuz? Belki de 300 kilometre yol, 250 kilometre yol ama 9 saat, 10 saat sürüyor. Böyle tezahür edelim ve orada yaşayan yavruya biz bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani sizlerin evlerinizden, işte ekrandaki numarayı 0212 925 2027 ve 545 423 5020 telefon numaralarını arayarak evinizden göndermiş olduğunuz bir 150 TL yemek bedeli belki de 8000 kilometre uzaklıkta bir çölün içerisinde yaşayan o teyzemize ulaşıyor yani. Bu gerçekten hepimiz için büyük bir hayır, büyük bir vesile. Biz de buna vesile olmaktan dolayı inanılmaz mutluluk duyuyoruz. Bu noktada da sizlere gerçekten istirham ediyoruz kıymetli izleyenler. Ekranda görünen numaraları arayarak, WhatsApp yoluyla, SMS yoluyla ve Instagram yoluyla arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz kıymetli izleyenler. Ve bu yavrularımıza, kardeşlerimize sizler de sahip çıkabilirsiniz diyelim. Tabii son sözlerimizi de kıymetli hocam söyleyelim, buyurun. Yani dediğimiz gibi mazlum coğrafyalarda bizi bekleyen insanlar var. Her gün telefonlarımız, mesajlarımız, gruplarımız susmuyor. Her gün bir ihtiyaç talebi. Bu sebeple ekiplerimiz Afrika'da, hazır sahadalar, bize belirtiyor. Şimdi Süleyman Hocam da bir taraftan yazıyor. Canlı yayına yetiştirebilirse arkadaşlar bağlanacağız ama yetişmezse önümüzdeki hafta bağlanacağız. Önümüzdeki hafta. oradaki ihtiyacı dile getiriyor. Köylerdeki fizibiliteden geldiler, oradaki ihtiyaçları belirtiyorlar. Dediğimiz gibi sahada yemek çalışması yapıyoruz, köylerde, ihtiyaçlı köylerde, uzak bölgelerde onun çalışmaları yapılıyor. Yani hazır bir ekip var, hazır ihtiyaca cevap verebileceğimiz bir kadromuz da var. Buradaki tek mesele bu vicdani sorumluluğumuzu kendimizde hissetmek. Bunu hissedersek, bu vesileyle de oradaki kardeşlerimize ulaşabilirsek inşallah teyzemizin dediği gibi, yani dünyada mazlum var mı? Yok, var ama yok demeye çalışacağız. Yani yok dedirtmeye, o hale getirmeye çalışacağız. Derdimiz, maksadımız, amacımız bu. Dediğimiz gibi önümüzdeki cumartesi günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününe binaen herkes kendi doğumunda bir hediye bekler. Maalesef böyle bir kültürümüz oluşmuş. Biz de istiyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hediye yapalım. Onun adına böyle hediyeler düzenliyoruz. Su kuyusu hediyeleri, gıda hediyeleri, sıcak yemek destekleri ve bunu ülkelerdeki mazlum insanlara ulaşarak yapıyoruz. Sevabı Efendimiz'e gitsin ki hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. Bizler de o sevaptan istifade edelim, vesilenelim. Hem de oradaki insanların taleplerine duyarsız kalmamış olalım. Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Bu kıymetli izleyenler, bu hayırlar paha biçilemez hayırlar. Parayla satın alınamayacak, paha biçilemez hayırlar. Bu hayırlarda hep beraber gelin, el ele verelim. Bu mutluluğu, bu manevi hazzı hep birlikte yaşayalım. Yavrularımıza el uzatalım ki şu detayı da sizlerle paylaşayım kapatırken. Bütün bu verilen 150 TL mi verdiniz? Bir kişilik yemek bedeli, iftar bedeli verdiniz. Bunun videosu sizlere geliyor. Bu konuda da müsterih olunuz diyelim ve ekranda yazan numaralar aracılığıyla da bizlere ulaşacağınızı hatırlatalım. Ölmez sağ kalırsak haftaya salı günü tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.